12 Eylül 1980 askeri darbesinin lideri Kenan Evren'di mi acaba? Eylül 1980 yılında askeri bir darbe yaşadı. Bu darbenin bilinen lideri Kenan Evren de zaten darbeden sonra da Cumhurbaşkanı oldu. Uzun süre Türkiye'yi yöneten kişi oldu. Ama bazıları diyor ki asıl lider Kenan Evren değildi, Tahsin Şahin Kaya idi. Kim bu Tahsin Şahin Kaya? Darbe sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı olan, darbeden sonra da Milli Güvenlik Konseyi içerisinde olan, Milli Güvenlik Konseyi dediğimiz darbeden sonra ülkeyi yöneten askerler. Bir grup asker ülkeyi yönetiyor. Bunlar Milli Güvenlik Konseyi, onun üyesi. 1983 yılında da emekli olan Türk generali Tahsin Şahin Kaya. Şimdi Tahsin Şahin Kaya'dan niye şüpheli? Niye darbenin asıl lideri o olmuş olabilir? Ona bir bakalım. Tahsin Cim Amerika'ya gidiyor. 11 Eylül 1980'de geliyor. 12 Eylül 1980'de darbe oluyor. Çok ilginç değil mi? Bir gün sonra acaba izin almaya falan mı gitti? Ya da ben geldim yapabiliriz mi dedi acaba? Şimdi bununla ilgili iki tane gazeteciden alıntı yapacağım. Bunlardan bir tanesi Yalçın Doğan. Yalçın Doğan'ın Dar Sokaklı Siyaset diye bir kitabı var. O kitaptan küçük bir pasaj. Diyor ki 10 Eylül 1980'de Amerika'yı ziyaret eden Şahin Kaya onuruna Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde bir kokteyl verilmişti. Konu Türkiye'deki anarşi, siyasal çözümsüzlük, ekonomik tıkanıklık ve Cumhurbaşkanı'nın meclislerde aylardır bir türlü seçilemeyişiydi. Bu yönde kendisine yöneltilen bir soruya Şahin Kaya aynen şu cevap verecekti. Merak etmeyin, önümüzdeki 48 saat içinde Türkiye'nin yeni bir cumhurbaşkanı olacak. Nereden biliyor? Müneccim mi? Ya da müneccim lokması mı yedi falan derler ya. İkincisi de Mehmet Ali Biran. Gazeteci, bunu herkes bilir. İyi bir gazeteciydi. 12 Eylül kitabında şöyle diyor Mehmet Ali Biran. Washington'da uçak satışı için gezisini tamamlayan Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya onuruna ABD Genelkurmay Başkanı bir yemek vermiş. Türkiye Büyükelçisi Şükrü Elekta ile birlikte Pentagon, Beyaz Saray ve İşleri Bakanlığı'ndan küçük bir grup oluşturulmuştu. Şahin Kaya son derece neşeliydi. Yemek sırasında Türkiye'deki durumla ilgili bir tek kelime dahi edilmemesi çok kişinin dikkatini çekti. Yemekten sonra kahveleri içilirken ABD Milli Güvenlik Konseyi'nin Türkiye uzmanı Hava Kuvvetleri Komutanı'nın yanına yaklaştı. Komutana ertesi gün ayrılıyordu komutan Amerika'dan. Son bir defa üstü kapalı bir sinyal vermiş. Ve Şahin Kaya'ya diyor ki Amerikalı komutan, umarım Türkiye'de durumun kontrolden çıkmasına izin vermezsiniz diyor. Şahin Kaya ne diyor buna? Merak etmeyin, vermeyeceğiz. Çok ilginç değil mi? Darbeden birkaç gün önce yaşanan olaylar bunlar. Gel de şüphelenme diyor şimdi şeytan. Bir de Tahsin Cim'in serveti meselesi var. Tahsin Cim bir genelkurmayda bir paşa, bir general. Nasıl bir serveti olabilir? Time dergisi diyor ki dünyanın 50 zengin generalinden birisi diyor Şahin Kaya. Dünyadaki en zengin 50 generalden birisi diyor. Ve servetini de 20 milyar dolar olarak açıyor. Çok büyük bir rakam değil mi? 20 milyar dolar bir generalin serveti. Ve bu serveti de 1980 sonrası Türkiye'ye satılan F-16 uçakları ile ilgili bir rüşvet meselesinden elde ettiğini falan iddia ediyor. Tahsin Cim bunların hepsini reddediyor tabii. Böyle bir şey yok diyor. Ama bu satışı yapan Amerikan uçak şirketi 1986 yılında bir açıklama yapıyor. Diyor ki uçak alımları için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde rüşvet verildiğini kabul ediyoruz. Acaba Tahsin Cim'e mi verilmişti para? Sonuç olarak demek ki Tahsin Cim derin ve zengin bir paşa. 12 Eylül'de belki derin ve zengin bir katkısı da olmuş olabilir. Görüşmek üzere.